Bobby Style and Protect hem tarzını hem saçlarını korur. Kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla MediaMarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane cuma MediaMarkt, MediaMarkt. Gökhan'ın sözleşme atarken söylediği söz değil mi o? Hani aynen. Kötü oynadığım maç olacak ama bu formanın hakkını vermediğim, mücadele etmeyeceğim tek bir maç bile olmayacak diye. Tecrübeli bir oyuncu. Zaten o dönemde de yani, gerçekten çok doğru bir mesafe koydu. Hem taraftara yakın durup ama mesafeli. Ben hani Beşiktaş... Kanımı kessem siyah beyaz kadar demeden... Samimi ama labali değil. Demeden aynen Beşiktaş taraftarına saygı duyacağı bir yerde durdu o dönemde. Şimdi tekrar Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Burada da performansı gayet aslında iyi. Aslında bu tarz hikayeler enteresan olabiliyor ilk dönüş maçları. Ama pandemi dönemindeyiz. Bir de çok gitti geldiler. Yani seyirci yok vesaire. O aynı ortam olmayacak. Tabii tabii. O mesela Caner Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk çıktığı derbide değil mi? Kadıköy'de sıkıntı olmuştu. Bayağı tepki olmuştu. Hani paralar. Paralar maralar atılmıştı ama Kemal Sunal paraları. Aynen yani öyle. Kemal Sunal filmlerindeki paralar. Ama yani bu oyuncular hakikaten tecrübeli oyuncular. Bence sorun da yaşanmazdı. Ben alkışlanacağını bile düşünüyordum Beşiktaş tribününde. Ya fark etmez. Yok ya maalesef. Tabii belki, keşke olsaydı da bunları da tartışabilseydik. Belki ligin ikinci yarısında şey olur. Bak, seyirci olur da belki başlarda, bu sahneleri görürüz. En başlarda seyircisiz maçlar. Aman neyse futbol döndü. Ne yapalım bir süre seyirci olmasa da ne yapalım maçlar oynansın. Hiç oynamasına daha iyidir dedik de 6 aydır yani her maç. Kuruluk be kardeşim. Her derbi hakikaten bu taraftarsızlık, seyircisizlik hem maddi açıdan kulüpleri yıpratmakla beraber bizleri de yıpratıyor ya abi. Şimdi çok önemli bir olgusu yani derbilerin. Şimdi tabii kim ev sahibi yani o kadar önemli değil ki şu anda. Şu maç kim ev sahibi? Taraftarlı maçında onda biri kadar değerli, önemli değil. Belirleyici abi, değil. Hani sen şu an voleydeyiz. Normalde biz bu çekimi pandemi öncesi yaptığımızda burada daha fazla kişi olurdu. İçeride çalışanlar olurdu. Derbi ilk burada başlıyordu yani zaten. Birbirle kapıştı. Serdarlı Çelikler kardeşimizin herkese değil mi? Ortamda attığı laflar, gelen cevaplar. Aynen öyle. Üçte biri sayıda insan. Tabii knockout çekemedik. Yani çekemedik. Normalde geçmiş knockout olsun olurdu. Tekrar Serdar Ali. Ümit ediyorum en kısa sürede toparlar. Haftaya son roundla birlikte. Yani bomba gibi geri dönüyor. Yayınlanmasına rağmen son round adı verilen programı çok anlayabilmiş ya değil. Ya neyini anlamıyorsun? Maçlar bitiyor. Hafta bitiyor. Son round. Maçlar oynanacak. Derbi, Fenerbahçe, Beşiktaş konuştuğumuz gibi şimdi. İlk round. Nakaf'ta hepimiz bir araya geliyoruz. Hala mantıksız. Hafta pazartesi diyor. Başlar. Pazartesi ilk programı son round olur mu ya? Son programı ya ilk round. Bitiyor. Böyle saçma bir şey olmaz ya. Hafta bitiyor. 24. hafta bitiyor. 24. haftanın son roundu. Daha sonra Perşembe senle beraber tamam, 25. haftanın ilk roundu. Anlatabildim mi? Ya sen haftayı değiştirdin. Perşembe ilk gün diyorsun. Pazartesi son gün diyorsun. Tek ya öyle diyelim. Bunu alın. Neydi o karakter? Neydi böyle? Mazlum. Ne abi? Hayır. Karikatür böyle. Erkut abi mi? Bunu aynen. Alın. Uzaya gönderip getirin falan. Neyse. Derbiye dönelim. Beşiktaş'ta son gelişmeleri biliyor musun? Yani şunun için soruyorum. Sence Beşiktaş'ın stoper ikilisi kim olmalı? Eğer Vida ile Wellington oynayabilecek duruma geldiyse. Wellington da antrenmana çıktı. Vida Hasiş oynayabileceğini çıktı. Söylüyorlar. Ben de zaten yani muhtemel 11 ben Montero Vida yazdım. Ama bu bilgi değil tabii ki. Benim mevcut duruma nazaran tahminim. Devam et. Sen orada Rozier'i mi yazacaksın? Hayır, kart cezalısı. Öyle mi? Evet. Ben direkt kafadan patladık. Onunla yazılmıyor. Hiç önemli yani. Değil. Tamam evet. Niye yazmayan kalemi verdin Uğur Sever? Al şu kalemi tut. Vay ne attım ha. Evet yere düştü duyduğunuz gibi. Tam iyi atamadım. Özür dilerim Uğur. Varsa iyi bir yazan kalem var. Adamı inşallah öldürmemişsindir adaşımı. Ya gördüm. Olur mu? Ben çok severim bunu. Uğur Sever zaten ya. Sevilmez mi? Uzun mesafeli bir atış oldu. Bazı böyle kötü alışkanlıklarını da yavaş yavaş bırakmaya başladı. İyice gözüme giriyor genç yetenek olarak. Tebrik ederim. Şu tişörtleri çok güzel. Milbao tişörtleri. Şu böyle görüyorsun. Batuhan Akçıl da FIFA'nın kralıymış gibi davranışları var ya gerçekten. Arkasından sallayalım Batuhan mı şimdi? Batuhan Hınçal abi. Batuhan Akçıl Fenerbahçe scout'u. Öyle mi? Evet. Onu da seviyorum. Tamam abi, ben de seviyorum da bu isminin olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tamam. Sevmekle ilgili bir konu. Ben de seviyorum. Peki tamam. Serdar Ali kafamı karıştırıyordu ya. Sayın Hıncal diyordu. Ben diyorum ki Allah Allah Hıncal Uluş'a ne diyor şimdi? Meğerse bizim Batuhan Hıncal'ı diyormuş. Bunu evet, daha Batuhan önce Hıncal'ın havaları nedir? Sinan Akçıl'a esprisi yapmıştım. Seyircilerden tepki görmüştüm. Yapma bence o yüzden devam sen edelim. Sen hala karıştırıyorsun. Yok ben karışmıyorum. Sen bak ben senin orada 11'ini düzelttim çaktırmadan. Sen abin olarak kademeye girdin. Şimdi bence zaten ön tarafta bence düzenin değişmesini gerektiren bir şey yok. Sadece düzelenlerden yerine oynadığında daha iyi olabilecek parçalar geri dönecek. Şu ana kadarki bir stoper performansıyla Vida mı daha iyi oynadı? Misal stoper
asıl yeri olmayan Necip mi daha iyi oynadı? Ya da Necip son maçta iyi oynadı diye yeniden böyle stoperde oynatılır mı? Mesela Bruges maçından önce de iyi oynuyordu ama Bruges maçında yani ben hep yoğurdu üfleyerek yerim ya sütten ağzım yanınca. Ne diyorsun? Ya ben Necip'in zaten yerinin stoper olduğunu düşünüyorum. Ama eğer kadroda Vida varsa ve iyi durumdaysa tabii ki Vida'yı tercih edersin. Peki Wellington'da oynayabilecek seviyeye gelsin. Şimdi dün baktım Muhammed Salah Covid karantinadan sonra vallahi yürüyecek hali yoktu. Ki bunlar böyle stoper. Bazısı ağır geçiyor abi. Bazısı ağır geçiriyor. Evet. Yani sporcu olmasıyla da çok bağlantısı yok. Mesela hiç semptomsuz geçiren var. Mesela Arda falan da bayağı ateşli evet, vesaire geçirdi. Şimdi iyi durumdaymış. En azından onu öğrendim. Hayır ama bu tip fizik gücü ağırlıklı oynanan mevkiler stoper gibi daha aynen. da çok etkileyebilir sanki. Olabilir. Durumuna göre diyorum zaten ben de. Hani eğer iyi dur. Bazı semptomsuz geçiriyor. Ben hasta değilim falan. Ronaldo PCR test arşit falan diye şey yazıyordu. Post atıyordu yani. Ronaldo yeter döner dönmez pas, oyuna girdi. Golü attı. Ronaldo bir şey olmuyor. Ronaldo insan değil diyorum size. Messi insan değil. Onları diğerleriyle karşılaştırıp diğerlerine de haksızlık yapmayın. Messi de Ronaldo'ya da ama haksızlık bazı yapmayın. Sporcu gerçekten işte tamamen semptomsuz geçirebiliyor. İşte Rudy Gobert ilk hatta dalga geçmek için böyle mikrofonlara falan dokunuyor. Sonra pozitif çıktı aynı gün. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mesela hiç semptomu hiç yokmuş 14 gün boyunca. Ben şeyi hatırlıyorum. Korona ilk liglere ara verip yeniden başladıktan sonra üst düzey liglerde golü atan ilk oyuncu Jesus Corona'ydı biliyorsun ama. Yani bu işin şakası yok gerçekten de. Konuya dönersek diyelim ki ya ne biçim hastalık abi anladın mı yani? Bitmek bilmediğin evet, gibi abi. Salgın bir de yani böyle golü falan da atıyor. Şaka mısın? Korona adlı biranın satışı da %20 artmış abi. Çok garip olmuş. Bir istatistik yani. Çok yani sen aynen şey Jesus Corona'ya yakın. Bir tık ötesinde bir şey zaten. Yo bu benim böyle tüylerimi ürpertmişti. Korona sonrası ilk gol koronadan geldi falan diye. Neyse konumuza gelirsek ilk golün atılacağı, kimin atacağı çok önemli diyoruz. Fenerbahçe kesinlikle. Stoperleri bence yine böyle Tisseran Banko artık yanındaki Serdar'ın. Ben Serdar diyorum. Sen ne diyorsun? Ben de Serdar diyorum. Yani. Ben Serdar'a koydum. Yani şey gibi düşünmeyin. Muhtemel 11 gibi değil. Tahmini hani kendi fikrimi söylüyorum sadece. Çünkü mesela Perkas Perotti'den önce Perotti'yi zaten solda oynatıyor normalde. Ben Caner'le Perkas'ın daha gençleştiğini düşündüğüm için böyle koydum. Belki burada Perotti olur. Belki Valencia olur. Çünkü daha pres gücü yüksek bir oyuncu. Belki Perkas burada olur. Belli olmaz yani. Hocanın açıkçası tercihlerine Perotti bağlı. Perotti orada solda olur ya. Yani o muhtemelen öyle olur. Ben Perkas dediğim gibi fikrimi yazdım. Ben yazdığım için. Tamam bir şey yok. Bizim fikrimizde hiçbir önemi yok. Yani Erol Bulut'un fikri. Dokunuşum olsun istedim. Erol Hoca'nın fikri. Ha çok güzel o da. Takıma dokunuşum olsun. Bir imzamız var. Hoş geldin Mustafa Denizli hocam. Burada da şey aslında evet bir aynen imza atalım. Çok iyidir ama dokunuşları ya. Bu Lines'i zaten Serdar abi sürekli bir Lines'i orta saha anlatıyor ya. O aslında Mustafa Hoca'nın fikriymiş. Öyle mi? O uygulayamadığı bir fikir. Galatasaray Stüdyo son geldiği zaman vesaire. Ya gördüğüm en iyi fikir de şeydi. Teos. Tabii. Beşiktaş'ın Şilili sol bekini. Teo'yu. Manchester United'da gol atan geçen yıl dönümüydü. Rodrigo Teo. Sen evet. Şey mi? İsim mi şey olmadı? Teles Galatasaray'da sol bek ya. Evet. Barcelona'da Teo vardı. Hızlı, açık oyuncusu. Onlar değil ya. İşte Şilili sol kanat oyuncusuydu. Milli takımın sol kanatıydı. Hayır Mustafa Hoca onu ortaya almaya karar verdiği zaman beni arayıp özel olarak bana bak. Televizyonda artistlik yapma. Ben de adamın Şili milli takımında solda oynadığını biliyorum. Evet hocam siz de solda oynayacaksınız. Hayır ben onu ortada oynayacağım göreceksin dedi. Ben hiç hocam derken ilk maçta Gençler Birliği maçıydı sanırım. Hat-trick mi yaptın ya da iki gol bir asist falan öyle. Yani o dokunuş. Bayağı bir buçuk iki sezon öyle git devam etti evet. Beşiktaş'ta. İyi de oynadı tabii. Çok iyi oynadı. O mevkide de. Manchester United'ı yenen golü attı abi. Daha ne yapsın adam yani. Aynen katkıda sağlamıştı bayağı bir. Peki burada ben bir daha sana ısrar ediyorum. Şeyin yerini değiştirelim. Perotti ile Pelkas'ın. Hadi gözünü seveyim. Tamam peki lütfen. Öyle yapalım. Ya Beşiktaş'ta da diyorsun ki geçen maçın orta sahası yani Josef Atiba Mensah diyorsun. Larin solda, Gezal sağda. Yani geçen maç 11'in aynısı. Tek fark Vida ile Rozier girer diyorsun. Öyle mi Beşiktaş'ta? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü zaten oyunun kimliğini değiştiren bir maç değil. Başakşehir'le oynarken de, Fenerbahçe'yle oynarken de daha reaktif oynayabilirsin. Beşiktaş'ta reaktif oynarken çok daha iyi oynayan bir takım. Bu tarz maçlarda da herkesin başına bela açabilecek bir takım. İlla açacak manası dememekle birlikte bence Beşiktaş oyununu değiştirmek zorunda değil. Fenerbahçe belki Beşiktaş'a yönelik kurguda bir iki değişiklik yapabilir Erol Hoca. Mutlaka kafa yoracaktır. Çünkü topu almak zorunda olan taraf Fenerbahçe. Mert Hakan, topu Beşiktaş'a veremezsin. Mert Hakan'la başlar almaz acaba? Yani. Pelkas yerine. Pelkas'ı sonradan alıp maçı koparmak için Beşiktaş'ın sağa mı diyorsun? Sağa koymaz bence. Ama ikinci yarıda sağda oynadı.
son maçta. Yani en azından sağ iç kanada mezarla gibi oynadı. Çizgiye çok açılarak oynadı. Çizgiyi çok kullanarak oynadı ikinci yarıda. Derbi öyle çıkacağı kanıtına değilim. Öyle ben. Mi? Hayır, Beşiktaş'ın sol kanadını belki işte... Bence Valencia'yı daha çok... Eğer orada Perkaz olmazsa bence Valencia olur. Öyle mi? O kadar. Yetişiyorsa tabii şeyden. Covid'den. Ama şey, çünkü pres gücü istiyor hoca aslında. Ön tarafta daha basacak, bozacak bir yapı. Onda da en kritik parçalardan biri her zaman Valencia oluyor. Valencia olmadığı zaman başka tercihlere yöneliyor hoca. Josef'in performansı Beşiktaş'ta çok iyi ve ortadan oynayan takımlara karşı özellikle pas arası özelliği çok zaten gelişkin bir oyuncu. Fenerbahçe'de de öyleydi. Brezilya'da da Ozan yayınlanıyordu. Orada da öyleydi. Pas arası, interception yapma özelliği çok etkiliydi ki Fenerbahçe o kendi içinde kısa paslar yapmaya devam ederse Josef acaba o oyun planını bozabilir mi? Bu yüzden de sağ kanada Valencia gibi bir böyle koşucuyu ister mi hoca, Erol Hoca? Bunu hesaplayarak, Josef faktörünü hesaplayarak. Bu part bitti ama Valo'da daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.